Ali Bey, hep size gelen sorular şununla ilgili. Şunu diyorlar işte AK Parti zamanında şöyleydi, AK Parti zamanında böyleydi. O zaman bilmiyor muydu bunları? Bunca yıl Türkiye'nin geldiği bu noktada hiç katkısı yok mu? Siz de bana yeniden önce dediniz ki artık son yıllarda ben AK Parti'den son zamanlarındayken çocuklarım da kızıyordu bana. Ne diye kızıyordu çocuklarınız size? Ülkenin her alanda sıkıntılarının büyüdüğü bir gerçek. Yani benim bakanlık döneminin son birkaç yılı ve ondan sonraki döneme baktığımız zaman her alanda ülkenin sorunları büyüdü. Kaynağına inip baktığımızda niye problemler oldu diye baktığımızda şunu görüyoruz. İnsan kaynağı yapısı çok değişti. Yönetimdeki insanların hem iş bilme özellikleri, yani gerçekten işini iyi biliyor mu bilmiyor mu, hem de genel anlamda iyi insan olup olmadıkları ile ilgili özellikler çok değişti. Bir de kararlarda artık istişare mekanizmaları işlememeye başladı. Peki Yani insanlar kararlar niye, dar bir insanlar çevrede. kendinden mi değişti? Onu anlayamadım. Yok, zamanla ya kendileri ayrıldılar ya da ayrılmalar istendi. Kim Yani istedi ayrımlarını? daha düzgün, işini bilen ama bildiği konuda da ısrarcı olan arkadaşlar zamanla yavaş yavaş sistemden ayrıldılar ya da ayrılmalar istendi. Şimdi düzgün insanlar ayrıldıkça maalesef yeni atamalar, yeni görevlendirmelerde ciddi bir insan kaynağı kalitesi sorunu ortaya çıktı. Biz bunu maalesef içeriden gördük, yaşadık. Uzun sürede mücadele ettik. Ha, en azından ben kendi sorumlu olduğum birimlere, son birkaç yılda bu problemler çoğaldı. O birimlerde sonuna kadar direndim açıkçası. Yani düzgün olmadığına inandım, hiç kimseyi görevlendirmedim ve sonuna kadar kendi inandığım, güvendiğim bir ekiple gittim. Ama ben ayrıldıktan sonra ekonomi birimlerindeki ekiplerin de çoğu dağıldı gitti. Derhal değiştirildi hepsi. Peki çocuklar size niye kızıyordu? Ne diye kızıyorlar? Ne diyorlardı yani? Yani ne diyorlardı ya, bu kadar problem var, niye bu kadar kendini yoruyorsun diyorlardı. Artık ülke bir yola girdi ve yanlışların içinde bulunmak doğru değil diyorlardı. Gezi Ben de protestoları zamanı diyordum falan mı ki peki? tabii ondan sonrası, ondan öncesi. Ben de diyorum ki içeride doğruların mücadelesini vermek gerekiyor sonuna kadar. Ki benim 2015 yılında 3 dönemim doldu biliyorsunuz. Ayrıldığım güne kadar da bunun mücadelesini verdim. Aynı zamanda pek çok hatalara da işaret ettim. Yani bakanlığım döneminde ilk orta gelir tuzağından ben bahsettim. İmar rantlarının ülkeyi nereye götüreceğinden ilk ben bahsettim. Hukuk ve eğitimde eğer gerekeni yapmazsak bu ülkenin orta gelir tuzağına düşeceğini en az 50 yerde konuşmalarımda ifade ettim. Ülke iyiye gitmeyecek dedim eğer buralarda toparlanma olmazsa. Yolsuzlukla mücadelede, şeffaflıkta gereken yapılmazsa bu beka meselesi haline gelecek dedim. Bunların hepsi kayıtlarda, hepsi kamuoyunun önünde yapılmış tespitler. Yani bakanlık görevindeyim hala, AK Parti içindeyim ve kamuoyunda eleştiriyorum pek çok konuyu. Ve bir yandan eleştiriyorum, bir yandan da onları düzeltmenin de mücadelesini veriyorum. Yani ben tek başıma da değil, ikimiz de beraber bunu yapıyoruz. Ama bunlar hiç hatırlanmıyor artık, Ali Bey, değil mi? Hala kamuoyundan gelen sorular öyle. Hepsi basın arşivinde. Yani tek tek basın arşivinden hepsi görülebilir. Benim yaptığım kürsü konuşmaları, yaptığım televizyon programları, gazetelerde atılan manşetler. Yani defalarca Sayın Erdoğan'la ben o günkü gazetelerde böyle karşı karşıya konduk. İhtilaf var arada diye, problem var diye. Babacan bir şey söylüyor, Erdoğan başka bir şey söylüyor diye. Bunlar o günün gazetelerinde hepsi kayıtlarda, tarihin kayıtlarında sabit. Hatırlanmıyor Peki. olabilir çünkü yani hafıza tabii hepsini tutmuyor olabilir. Bu sorudan sıkıldınız mı? Ben öyle sorayım. Hep bu soruyu. Yok, haklı vatandaşlarımız bunları sormakta sonuna kadar haklı. Çünkü tanımak istiyorlar bizi, öğrenmek istiyorlar. Özellikle gençlerimiz Türkiye'nin 6, 7, 8, 9 yıl öncesini hatırlamak zorunda değiller. Yani o günün basın arşivlerinden araştırmak zorunda da değiller. Belki beni ilk defa tanıyorlar. Deva Partisi'ni belki ilk defa duyan milyonlarca insan var. Onlar öğrenmek istiyor, sormak istiyor. Sizin farkınız ne diyorlar? Niye zamanında karşı çıkmanız diyorlar? Biz de diyoruz ki zamanında karşı çıktık. Üstelik kamuoyuna açık bir şekilde karşı çıktık. Bir de ben şu konuda çok rahatım. Yani daha önce yaptığım bütün konuşmalar, bütün basın açıklamaları. Yani bunların hepsinin arkasındayım diyorum. Çünkü yanlışı hiçbir zaman savunmadım. İnanmadığım hiçbir konuda destek vermedim. Yani böyle çok azdır. Yanlış bir şeyse, benden savunmam istediyse ben bunu reddettim. Örneğin 2017 anayasa değişikliği. Ben hala AK Parti'deydim o zaman. Başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi tabii. Başkanlık sisteminde benden propaganda çalışmalarına katılmam beklendi. Seçim kampanyasına katılmam istendi. Ben reddettim. Ben dedim bunu savunamam. Bu argümanların hepsi yanlış argümanlar. Başkanlık sistemi bu söylediklerinizin hiçbirisini yapmayacak. Tam tersine ülkeyi kötüye götürecek dedim. Ve bakın o günlerde Ama benim başkanlık sesle sistemimi... Ama yüksek bunu söylemediniz, bir şey demediniz. Ama o günlerde hala parti içindeyim. O günlerde. Ben soranlara da, size kızanlar bundan kızıyor. Soranlara da olduğu gibi söyledim. Bunun yanlış olduğunu. Soran herkese söyledim. Ama basına söylemediniz. Yani basının önüne demediniz. Sanırım anladığım kadarıyla size kızanlar bundan kızıyor. Diyorlar ki bütün bu başkanlık sistemini AK Parti'nin işte eski kadroları da pişirdi, getirdi. Şimdi bundan şikayet ediyorlar. Anladığım kadarıyla bundan çok kızıyorlar size. Ya şu vardı tabii. O zaman biliyorsunuz referandumda da ciddi oy aldı bu sistem. Belki şu gerekiyordu artık, bilemiyorum. Bunu tarihçiler çok ileride yazacaktır ama. Yani Sayın Erdoğan bunu çok istiyordu. Yani vatandaşımızdan destek istedi, aldı. Destek istedi. Başkanlık istiyorum dedi. Vatandaşımız da al başkanlığı dedi. Bir bakıma başkanlık sisteminin yürümeyeceği ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeyeceği artık somut olarak ispat edilmiş oldu. Yaşayarak yani gördük. Yaşayarak görmüş olduk. Çünkü bu çok önceden beri, yani belki Türkiye'de en az 50 yıllık, 60 yıllık bir iddiadır bu başkanlık sistemi. Yani siyaset tarihine baktığınız zaman pek çok lider zamanında bir başkanlık sistemi olsa, bir yetkileri alsam bu ülkeyi düzeltirim demiştir. Kaç tane lider bu ifadeyi kullanmıştır? Tek tek isimlerini saymayayım şimdi. Ama bir bakıma şu oldu. Vatandaşımız dedik al bakalım yetkiyi dedi. Yapabilecek misin?
olmasın görelim dedi ve olmadığı ortaya çıktı. Tabii demokrasinin yani Türkiye'de hala çok genç olduğunu görmemiz lazım. Yani demokrasimizin hala olgunlaşma aşamasında bir demokrasi olduğunu görmemiz lazım. Dolayısıyla bu da tarihimizde denenmiş fakat işlemediği ortaya çıkmış bir sistem olarak tarihin arşivlerinde kalacak ileride. Vallahi ne zaman olgunlaşacak bu bizim demokrasi, ben de hakikaten merakla bekliyorum yani. Şu yaşımıza geldik, bekliyoruz. Şöyle bir soru var. AK Parti'nin başarısızlığında, başarısız olarak nitelendirmiş izleyici. O tabii yani sübjektif, kimine göre başarılı, kimine göre başarısız. Başarısızlığında diyor, siyasal İslamcı bakış açısının rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Siyasal İslamcı olduğu için mi AK Parti özellikle başkanlık sisteminde ısrar etti? Siyasal İslamcı olduğu için mi böyle bir işte hani kuvvetler birliği gibi bir sistem istiyor? Bu işler biraz paralel mi? Aslında AK Parti'nin kuruluşunda kurucu kadrosuna baktığımızda ve ilk yıllardaki icraatlarına baktığımızda siyasal İslam'ın izlerini göremezsiniz. Yani o dönemde Avrupa Birliği konusunda samimi bir gayret gösteren, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerini açan, ki ben ilk baş müzakereciydim biliyorsunuz. 2003-2004'te anayasanın 1/3'ünü değiştirdik mecliste. Üstelik ana muhalefet partisiyle beraber mecliste değiştirdik. Ve Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşılayacak aşamaya geldik. Ve 2005 yılından itibaren de müzakerelere başladık. 33 faslın 2 tur taramasını yaptık. 10 tane fasıl açtık ön şartlarını yerine getirerek. Bir tane faslı kapattık. Çok hızlı ilerledik. Ne zaman ki artık iktidar partisi başarı üretememeye başladı. Ne zaman ki sorunlar çoğalmaya başladı. O noktadan sonra aslında bir miktar böyle milli ve manevi unsurlar diyelim daha ön plana çıkarılmaya başlandı. O noktadan sonra din retoriği arttı. İlk yıllara bakın fazla görmeyeceksiniz. İlk 2002-2007'ye bakın mesela. Birinci döneme bakın. Katır yani bunun izlerini... kurumlarla kavga vardı ama her zaman. Öyle değil mi? Yani mesela 2010 anayasası da hani o dönem sizi çok desteklediniz. Vardı ama o zaman biraz hak ve özgürlük mücadelesiydi. Çok kavga olarak değil de o zamanki kurumlarda da gerçekten katı bir bakış açısı vardı. O katı bakış açısı özellikle inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda ülkeyi sınırlıyordu. Dolayısıyla orada bir mücadele vardı. Ama bu bir hak ve özgürlük mücadelesiydi. Onun ötesinde siyasal İslam kodlarını uygulamada pek göremezsiniz o yıllarda. 2002-2007. Hani o zaman tabii çok kapsayıcı bir çalışma vardı. Çok sayıda insan farklı partilerden, farklı siyasi geçmişlerden gelip iktidar içinde buluşmuştu. Zaten o insan kaynağı yapısından da öyle bir şey çıkmazdı. Şimdi ama ne zamanki başarısızlık başladı. O başarısızlık artık biraz daha dar bir toplum kesimine ve o toplum kesiminin milli ve dini hassasiyetlerini istismara gidecek bir noktaya geldi. Başarısızlığı İslam'la şey yapıyor diyorsun, sükunet. İnsanlarımızın milli ve dini duygularını istismar diyelim. Şimdi bu dediniz ya o dönemde işte inanç hürriyetleri üzerine de bir baskı vardı. Evet. Şimdi hep hani başörtü yasakları tabii o dönem hani simge olarak. Bu konuda bir mutabakat var toplumda zaten. Hani böyle bir yasak olmamalıydı işte gelinen nokta doğru falan. Evet. Fakat bunun haricinde ama sadece hani bu işte nasıl söyleyeyim dinin istismarı ve buna karşı devlet duran devlet kurumları ya da yapı aslında sadece başörtüsü meselesine ibaret değil. Bilmiyorum şimdi dönüp değerlendirdiğiniz zaman o dönem katı laik olarak adlandırdığınız kurumların belki de haklı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Orada kurumların çok ciddi bir taassubu vardı. Taassup derken statükoyu korumak gerçekten hukuk dışına çıkacak şekilde hak ve özgürlük ihlalleri vardı o dönemde. Yani mesela, o dönemde mücadele önemli ve bir enteresan bir şekilde Avrupa Birliği de bizim o mücadelemizi destekledi. Yani ben baş müzakere olarak fiilen işin içindeydim. Yani Brüksel'le ana temas noktasıydım. Onlar da Türkiye'deki garipliklerin farkındaydı ve Avrupa Birliği'nde bu sorunların aşılması konusunda Türkiye'ye çok büyük desteği oldu o dönemde. Ama daha da garibi yani geldi. Yani şeyleri hatırlarsanız o 367 kararı ve sonrasını. Evet. E-Muhtıra dönemini. Şimdi bu konularda Avrupa Birliği tamamen hükümetin yanında yer aldı o dönemde. Çok açık tutum aldı. Çünkü ilkesel olarak bunu hak ve özgürlük meselesi gördü ve Türkiye'nin yanında, Türkiye derken hükümetin yanında bizim yanımızda o zaman yer aldı. Ya o zaman sorunlar vardı. Bunlar Türkiye'nin büyük gerçekleri yani. Düşünün ki işte meslek okullarına gidenlerin puanları kırılıyordu. İyi evet, üniversitelere girmesinler diye. 2010 anayasasıyla da şöyle bir şey oldu. Hani HSYK'nın bütün yapısı değiştirildi. Hani neydi o dönem yapısının değiştirilmesinin nedeni? Sekülerlerin önünü kesmek. Sonra Gülen'e yakınlar, Gülenciler. Gülenciler ama dolduruldu o sonuçta. Şöyle böyle bir şey oldu. Ama orada çok enteresan bir konu var biliyorsunuz. Meclisten geçen anayasa değişikliğinde öyle bir şey yoktu. Meclisten geçen anayasayı, meclisin kabul ettiği anayasayı Anayasa Mahkemesi iptal etti ve kendi istediği şekilde düzenleyip yayınladı. Bu ilk defa oldu böyle bir şey. Normalde Anayasa Mahkemesi bir itiraz varsa geri gönderir, bozar. Der ki bunu tekrar çalışın. Öyle yapmadı. Bozdu ve nasıl olması gerektiğini de kendisi yazdı. Yani o HSYK ile ilgili düzenlemeleri yapan Anayasa Mahkemesi kendisi. Meclisten geçen düzenlemenin aleyhine değiştirdi ve yaptı. Ağzımız açık baktık. Nasıl yapabilirler böyle bir şey? Anayasa Mahkemesi böyle bir hakkı yok. Yapamaz yani. Anayasaya uygundur değildir der. Uygun değilse gönderir tekrar çalışın der. Öyle yapmadı. Bu uygun değil dedi ve bana göre böyle olması gerekiyor dedi. Kendini meclisin yerine koydu ve HSYK konusunda düzenleme yaptı. Ondan sonra yargıdaki bütün sorunlar başladı. Onda, o zaman o bizim gönderdiğimiz, meclisin gönderdiği bir düzenleme değildi. O zaman mı hükümet yargıyla kavga etmeye başladı? Tabii bir Anayasa Mahkemesi nasıl? Hatta önceden vardı bu problem. Tamam. Yani 367 kararı 2007 falan sanırım yani. Şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok eski 13 yıl önce sen bahsediyorsun. Ama Ali Bey şöyle düşünmedim. Bir vesayet hani diyorsunuz vesayet gitti. Onun beteri bir vesayet
geldi. Bu sefer işte Gülenistlerin vesayeti geldi değil mi? Bunu hatırlıyor işte Ergenekon, Balyoz vesaire davaları. Beter zaman, oldu yani. Ama işte Anayasa Mahkemesi'nin kendisi yaptı. O günkü Anayasa Mahkemesi'nin kendisi yaptı bunu. Hakeza yani orduda da aynı de bu şey tür olmadı. Etkiler yani o tür yapıların da etkisiyle yaptı bunu. Yani bu da doğru değil. Yani bir ülkenin Anayasa Mahkemesi sadece ve sadece evrensel hukuka bakacak, anayasaya bakacak ve oradaki mahkeme üyeleri kendi hür vicdanlarıyla karar verecek. Böyle farklı yapıların mahkemeye etki etmesi, kendi istediğine, isteği yönünde anayasayı değiştirmesi bir Anayasa Mahkemesi'nin. Böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok yani. Haklısınız yani ama şöyle kadar... bir şey yok mu? Hani burada da demek ki hükümetin bir, siz içindeydiniz demiyorum ama demek ki bir ajandası varmış bu yapıyı değiştirmeye yönelik ve bir başka bir yapıyı buraya yerleştirmeye yönelik yani. Hani tarihte bunu yaşadık. Ama bu oldu. Hükümet yapmadı zaten. Anayasa Mahkemesi kendisi yaptı. Onu demeye çalışıyorum yani. Bu HSYK ile ilgili anladım. Düzenlemeden sonra oldu bunlar. HSYK ile ilgili düzenlemeyi meclisten geçeni bozup kendi istediği şekilde çevirip resmi gazetede yayınlatan Anayasa Mahkemesi'nin kendisi. İşte o da yani çok garip bir durum. Yaradı. Yani bunu inanın biz başka yani iyi hukukçulara, dünyadaki iyi hukukçulara anlatmak o kadar güçlük çekiyoruz. Ya böyle bir şey nasıl olur diyorlar. Oldu ama diyoruz yani. Oldu. Ordu'da da benzer oldu. Bir şey ondan oldu. Ondan sonra ne oldu? Yargıda o gün bugündür gerçekten çok büyük sorunlar var. İşte o süreç Türkiye'yi 17-25 Aralık'a taşıdı. Yani 17-25 Aralık yani yargıyla kolluk kuvvetlerinin belli bir gücün etkisiyle Türkiye için hazırladığı bir mini darbe girişimi. Ha işin yolsuzluk boyutu var mı? Oralara da bakılması gerekiyor ayrıca o ayrı ama bir darbe teşebbüsü, minik bir darbe teşebbüsü olduğu belli. Var mı işin yolsuzluk boyutu peki? Ona herhalde bir gün bakılır. Çünkü tam bakılamadı o dönemde. Yani o dönemde o mini darbe teşebbüsü konusu o kadar önemli bir temaydı ki yerel seçimlere 3 ay kala yıllardır biriktiren dosyaların yerel seçimlere sadece 3 ay kala eş zamanlı olarak ortaya çıkarılması ve aynı örgütün medya kanalıyla da ülkenin gündemine birdenbire getirmesi bir 17 Aralık dalgası oldu diyorsunuz. Arkadan bir de 25 Aralık dalgası. Yani bu darbe teşebbüsü o kadar önemliydi ki işin yolsuzluk boyutuna artık kimse bakmadı. Yani böyle bir şey olur mu dediler. Yani günün birinde dönüp o tarafa bakmak gerekir diye ben düşünüyorum. Çünkü o gürültüde, toz dumanda o yolsuzluk konusu biraz gerilerde kaldı yani. Siz devleti iyi tanıyorsunuz. Günün birinde dönülür bakılır mı diyorsunuz, bakılmalı mı diyorsunuz? Benim bildiğim bir şey var. Devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor yani. Şöyle küçük bir kurşun kalemle bir yere bir şey yazın. Onun 10 tane fotokopisi çekildi. Bir post-it yapıştırın. O post-it'in kaç tane fotokopisi çekildi? Bir sürü arşivlere gider. Yani devlet arşivini şöyle biraz arayınca her şey çıkar yani. Siz oradan bir şey kaybolmuyor. Yeter ki irade ortaya çıkartırır mısınız o arşivleri iktidara gelseniz? Yani şöyle bizim asla bir rövanşist tutumumuz olmaz hiçbir konuda. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Bir yanlış, bir başka yanlışsa düzeltilmez. Ama şu önemlidir ki devletin bir idari denetim mekanizması vardır. Bir de yargı denetim mekanizması vardır. Hem o idari denetim mekanizmasını hem de yargı denetim mekanizmasını gereği gibi kullanmak gerekir. Ama nihayetinde bütün bu değerlendirmelerin tarafsız ve bağımsız bir şekilde yapılması gerekir. Bazıları der ki çivi çiviyi söker ama biz onu demiyoruz. Biz bir yanlış, bir başka yanlış düzeltilmez. Devletin üstüne düşen her hal ve durumda hukuk içerisinde kalmak ve kurallar içerisinde yapacağını yapmaktır. Ha karşı taraf her türlü hukuksuzluğu yapabilir. Her türlü yanlışı yapabilir. Ama siz devletseniz, devleti yönetiyorsanız siz en yanlış, en hukuksuz hareket edenlere karşı bile hukuk içerisinde ve kurallar içerisinde hareket edersiniz.